Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde soyut isimler ve somut isimler konusunu ele alacağız. Doğada gördüğümüz canlı ve cansız her şeyin bir ismi vardır. Yani adı da vardır diyebiliriz. İsimle ad eş anlamlıdır biliyorsunuz. Bu varlıklar bazıları gözle görülebilir, bazıları da görülemez. Gözle görülemeyen her duygunun ve düşüncenin de bir adı vardır. Varlıkların işte bu gibi durumlarında soyut ve somut isimler diye adlandırabiliriz. Somut isimler, duyu organlarımızla anlayabildiğimiz varlıkların ve kavramların isimleridir. Yani beş duyu organımızla hissedebildiğimiz, görebildiğimiz, işitebildiğimiz ya da koklayabildiğimiz ya da tadını alabildiğimiz veya dokunup hissedebildiğimiz bütün varlıkların isimlerine somut isimler diyoruz ve bu varlıklara somuttur diyebiliriz. Ancak mesela nelerdir somut isimler? Toprak, kalem, ağaç, kapı, sıra, masa, defter, elma, kapı, taş, rüzgar mesela rüzgarı da hissedebiliyoruz. Ayakkabı, çanta, eldiven, kitap gibi bunların hepsi somut isimlerdir. Ancak duyu organlarımızda yani görme, işitme, koklama, tad alma ve dokunma duyularımızda hissedemediğimiz fakat zihnimizde canlandırabildiğimiz kavramlara da soyut isimler diye diyoruz. Ve bu tür kavramlara da soyuttur diyebiliriz. Soyut isimler madde halinde bulunmayan yani göremediğimiz, dokunamadığımız kavramların isimleridir. Mesela nedir? Sevgi, ahlak, kötülük, mutluluk, cesaret, korku, heyecan, sevinç gibi. Bunları gözlerimizle göremeyiz, dokunamayız, hissedemeyiz ama zihnimizde bunları canlandırabiliriz. Bu tür kavramlara da soyut kavramlar ya da soyut isimler diyebiliriz. Şimdi soyut ve somut isimleri örneklerle ele alabiliriz. Öncelikle soyut isimleri belli bir şekli, resmi falan yoktur ama size somutlaştırarak anlatmaya çalıştığımız için resimledim. Mesela sevgi soyuttur. Soyut isimdir. Cadı aslında böyle bir kavram veya somut bir şey yoktur. Zihnimizde canlandırdığımız soyut bir kavramdır. Mutluluk, aşk, peri, rüya, hayalet, dev, özlem, sabır, kabus, güven, büyü, cin, sihir, hayal, öfke, merhamet, ejderha, heyecan, sevinç, panik, korku, üzülmek, merak, özgürlük, şaşkınlık, neşe gibi bütün bunların hepsi soyut isimlerdir. Bunları elimizde tutamayız, dokunamayız, işitemeyiz, tadına bakamayız, dokunamayız. Yani beş duyu organımızda hissedemediğimiz kavramlardır bunlar. O yüzden bunlara soyut isimler diyoruz. Somut isimler ise duyu organlarımızda hissedebildiğimiz, yani görme, işitme, koklama, tadına bakma gibi duyu organlarımızda hissedebildiğimiz bütün varlıkların isimleri somut isimdir. Tavuklar, çocuklar, elmalar, yumurta, papağan, şişe, kuzu, demet çiçekler, ağaç, sınıf, kuşlar, oyuncak ya da pardon, bunlar somut isimlerdir. Şimdi gül.
Gözle görülür, koklanır, elle dokunulur. Bu nedenle somuttur. Dostluk. Varlığını duyu organımızla belirleyemeyiz. Bu nedenle soyuttur. Şimdi aşağıdaki varlıkların soyut mu, somut mu olduğunu altlarına yazalım. Gül. Ne yapabiliriz? Gözle görüp koklayabiliriz, dokunabiliriz. Bu nedenle somut isimdir. Yani somut diyebiliriz. Dostluk. Sadece varlığını hissedebiliriz. Zihnimizde canlandırabiliriz. Gözle görüp dokunamayız. Beş duyurganımızda hissedemeyiz. Bu yüzden soyuttur. Hayal. Soyut isimdir. Hayalet. Göremediğimiz, beş duyurganımızda hissedemediğimiz için soyut isimdir. Dev. Aslında böyle bir varlık yok. Biz bunu zihnimizde canlandırdığımız bir varlıktır. O yüzden soyut isimdir. Rüya. Soyut isimdir. Merak duygusu. Soyuttur. Soyut isimdir. Soyut isim. Boya. Gözümüzle görüp elimize de dokunabiliriz. Bu yüzden somut isimdir. Mutluluk. Zihnimizde canlandırabiliriz, sadece soyut isimdir. Duman, görürüz, hissederiz, kokusunu da alabiliriz. O yüzden somut isimdir. Ev, somut isimdir. Neşe ise soyut isimdir diyebiliriz. Şimdi bazı varlıkların soyut mu, somut mu olduğunu işaretleyerek, karşılarını işaretleyerek bulalım. Örnekte pamuk vermiş. Pamuk ne demiş? Somut demiş. Dost, soyut. Acımak, bir duygudur, soyuttur. Fakir. Fakir, bir durum belirtmek için kullanıldığı için soyuttur. Işık, gözümüze gelen yansımalar olduğu için fark edip görme duyumuzla hissederiz, somuttur. Sevap, soyut. Top, somut. Günah, soyut. Buz, somut. Gelelim buraya. Kapı, somut. Acımak, soyut. Sevgi, soyut. Şimşek, somut. Düşman, soyut. Rüzgar hissederiz. O yüzden somuttur. Acımak, soyuttur. Şimşek, somuttur. Yağmur, somut. Şeytan, soyut. Zeka, bu da soyuttur. Masa, somut. Akıl, soyuttur. Burada göz, somuttur. Tembel, soyuttur. Kalem, somut. Dost, soyut. Masa ise somut isimdir sevgili öğrenciler. Şimdi başka bir örnek yapalım. Şimdi soyutları yuvarlak için alın diyor. Soyut isimleri yuvarlak için alalım. Ne yapalım? Akıl, ağaç, sevinç, tencere. Bakalım, akıl soyuttur. Sevinç soyuttur. Çanta, üzüntü, çiçek, ıspanak. Bu sırada üzüntü soyuttur. Sürahi, dağ, tencere, rüya. Bu sırada rüya soyuttur. Hayalet, köpek, fikir, çilek. Burada fikir ve hayalet soyuttur. Kedi, hayal, ruh, düşünce. Burada hayal soyut isimdir. Ruh soyut isimdir. Düşünce soyut isimdir. Masa, dondurma, bilgisayar ve şeftali. Bu dört tane varlık hepsi de somut varlıklardır. O yüzden burada soyut isim ve soyut varlık yoktur. Özlem, meraklanma, şeytan, korku. Bu sıradaki bütün varlıklar soyut isimdir. Tablet, kan, göz, heyecan. Burada da sadece heyecan soyut isme örnek olarak verilebilir.
Şimdi verilmiş olan soyut ve somut isimler var. Bunlardan birkaç tane örnek cümle içinde kullanalım. Somut ve soyut mu olduklarını da belirtelim. Mutluluk soyut isimdir. Cümle içinde kullanacak olursak mesela seni görünce mutlu oldum. Mutlu oldum. Öfke soyut isimdir. Çay somut isimdir. Çayla somut olduğu için bir örnek koyalım. Sabah çay içtim. Diğerlerinin soyut mu somut olduklarını söyleyelim hemen. Masa, portakal somut isim. Masa somut isim. Kalem somut isim. Televizyon somut isim. Sevinç soyut isim. İplik soyut somut isim. Ekmek somut isim. Dürüstlük soyuttur çünkü sadece zihnimizde canlandırabiliriz. Aşk soyut isim. Rüya soyut. Hayal soyut. Uçak ise somuttur. Okul somut isim. Duman somut isim. Neşe soyut isim. Kurs soyut isim. Sevap soyut isim. İyilik ve kıskançlık ise soyut isimdir. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.